Nerede bu? Kader nerede bu? Nerede diyorum sana? Bilmiyorum hanımım. Ne demek bilmiyorsun? Ne demek bilmiyorsun? Sen bu evin gözü kulağı değil misin ha? Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Boşuna mı tutuyorum seni bu evde ha? Yapma hanım, odadaydı. Nasıl etmiş, nasıl çıkmış ben de bilmiyorum. İşini doğru dürüst yapmasan böyle aman dilersin işte. Siz ayakta uyurken bir yolunu bulup kaçmış işte yılan. Pıh sizin yapacağınız işe, pıh! Allah'ım sen yardım et bize. Sen koruma mahzum Alman'ın şerrinden. Koş kızım koş. Baran Bey çıkmadan yanına git yetiş. Azade Hanım delirmiş. Buraya geliyormuş. Hastaneden onu öldüreceğim diye diye çıkmış. Hadi çabuk. Helal olsun be Ali. Gerçekten büyük iş başarmışsın. Değil mi baba? Evet tabii oğlum. Ya ne firmalar var. Öyle oralarda bekliyorlar, koşturuyorlar ama alamıyorlar. Sağ ol, var ol. Sürekliliği var baba. En güzeli de o. Gutelli, aferin Ali sana. Anne, sen ne düşünüyorsun? Harika olmadı mı bu iş? Ya, çok güzel olmuş. Ali anlatsana, nasıl bağladınız işi? Yani anlatacak bir şey yok aslında. İlanı gördüm, gittik başvurduk, kabul ettiler. Hı, o kadar yani. Sen Ali'ye bakma baba, mütevazı davranıyor. Aslında hiç o kadar da basit olmadı. Maili gönderdik. İstediğiniz tüm evraklar orada mevcut. Referanslarımız da içinde. Çok da detaylı hazırlanmışsınız gerçekten. Elinize sağlık. Ancak biz o ilan için başka bir şirketle anlaşmıştık. Ya, öyle mi? Öyleyse neden ilan tarihine bugün girdiniz? Hay Allah. Bir yanlışlık olmalı. Peki, yardımınız için teşekkürler. Daha yetkili birisi varsa onunla görüşmek istiyoruz biz. Pardon. Bizim karşı tarafta da bir ofisimiz var. Orayla karıştırdım ben. O zaman ilanınız hala geçerli yani, değil mi? Evet. Bugüne kadar birçok catering firması başvuru yaptı ama hiçbirinin referansı sizinki kadar güçlü değil. Orada sadece 3 tanesi mevcut. İsterseniz diğer referansları da ekleyebiliriz. Bence gayet yeterli ve tatmin edici. O zaman hayırlı olsun diyelim. Gerçekten mi? Oldu mu şimdi iş? Ay çok sevindim. O zaman biz 2 gün sonra teslimat için tekrar geliriz. Hayır, hiç gerek yok. Biz kendi aracımıza gelir, yemekleri alırız. Mail adresiniz yazılı zaten. Peki, nasıl isterseniz. Vallahi işte öyle dediğin gibi kolay olmamış Ali. Elin emeğine sağlık gerçekten. Resmen söküp aldı işi. Yani bu kadar olur. Bana söyleselerdi dün biz başka firmayla anlaştık diye ben... Peki tamam o zaman deyip herhalde çıkıp giderdim. Abartma Zümrüt. Oğlum bu işi bağladın ki sana ödeme yaptılar değil mi? Yani sen bir güven oluşturmasan, iyi bir sunum yapmasan
Adamlar sana niye avans versinler? Vermezler ki. Sağ ol, var ol. Evet gençler, şimdi kolları sıvama vakti. Madem bu işe girdik, alnımızın akıyla çıkacağız. Tamam. Değil mi hanım? Tabii tabii. Ben sana dememiş miydim kız? Bereketiyle uğruyla gelecek. Siz nasıl delirirsiniz? Sen mi? Gel buraya. Ne arıyorsun sen burada? Ne yaptığını sanıyorsun? Senin derdin ne? Kader abla bıraktı beni. Kaç kurtar canım dedi. Azade Hanım konağa geliyormuş. Şey için. Niçin? Beni öldürmek için. Lütfen ben de geleyim. Beni de götür. Ben bir şey yapmadım. Suçsuzluğumu ispatlayacağım. Sen de göreceksin, diğerleri de. Anlayacaksınız benim bir şey yapmadığımı. Lütfen. Lütfen beni de götür. Çok korkuyorum. Hangi deliğe girdiyse bulup çıkaracaksınız. Bakmadık yer bırakmayın. Gerekirse taş taş üstünde kalmasın ama o yılanı bulup bana getireceksiniz. Tamam hanım abi. Haydi. Hayatımızdan çıkmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz hanım anne. Cihan kurtulacak. İnanıyorum. Ama ya sonrası? Duracak mı? Kime ne yapacak? Kimin canına kastedecek belli değil. Resmen kan peşinde. Çok net bir şey var ki ya o ya biz. İzniniz olursa ben de arayayım şu kız hanım anne. O kadar insanı boşuna mı çalıştırıyorum ben?
onlar dururken sana mı düşer? Haklısınız hanım anne. Kusura bakmayın, düşünemedim. Elimden gelen bir şey olursa diye sormuştum aslında. Yine fısır fısır bu kızın başına ne çoraplar örsek diye konuşuyorlar. Allah'ım, masumları koru kötülerin şerrinden. Bunları durdurmak için bir şeyler yapmalı. Ama ne? Harun! Haydi oğlum, yemek hazır, gel. Soğutmadan ye. İştahım yok anne, sağ ol. Bana bak. Eğer kira kontratı için yapıyorsan vallahi beni üzersin ona göre. Yavrum, güzel oğlum, böyle yapma. Ne zorluklarla büyüttüm ben seni. Eğer sen de bana sırtını dönersen... İyi. Tamam, peki. Sen nasıl istersin? Hayırdır inşallah. Ne o Fikriye? Bizi gördüğüne sevinmedin mi? Merhaba Fikriye teyze. Hoş geldin Zümrüt. Hoş buldum. Al, belki bu nişanı yerine getirir. Bu nasıl oldu? Tamamen elinin kişisel başarısı diyebiliriz. Yüklü bir iş bağladı da. Boşuna dememişler ummadık taş baş yarar diye. Bize müsaade. Dükkanda yapacak çok işimiz var bizim. Anahtarı da alabilir miyim? Hadi eyvallah. Bir defa da bir işin önünü arkasını hesap et. Bir defa. Bir kere çalıştır şu saksıyı hayatın boyunca bir kere ya. Şimdi ne olacak? Ha? Var mı gene dahi bir planı? Varsa söyle oğlum, çekinme, söyle söyle. Yok değil mi? Yok. Çünkü sen batırırsın, baban temizler nasıl olsun? Oğlum, Baran işin peşinde. Çukurun kenarında bir erkek ayak izi görmüş. Dur mu paşa? Kork zaten, kork. Yakalanmamız an meselesi. Hele bir Cihan uyanır da senden bahsedersin, kaçacak delik ararız o zaman. Tabii kaçmaya fırsatımız kalırsa. Bana bak. Artık hata yapma şansımız kalmadı, anlıyor musun? Çocuk oyuncağı değil bu. Bir çuval inciri berbat etmeden yarım bıraktığın işi tamamla. Baba. Sen ne diyorsun? Olur mu böyle şey? Ben yapamam dedim ya sana. Yapamam.
Bunu baştan düşünecektin Hergele. Yapamam, edemem. O fasılları çoktan geçtik. Topun ağzındayız diyorum sana. Tek yol bu. Yapma etme baba. Ben öldüremem. Öldüremem. Çocuğun kafasına ben mi vurup kuyunun dibine bırakıp gittim? He? Aklın neredeydi o zaman? Şimdi mi vicdana geldin? Ya aynı şeyim baba. Ben öldürmek için yapmadım ki. Baran bulur diye düşündüm. Bulunca da Dilan'ın üstüne kalacaktı. Senin kafa basmıyor herhalde ha. Adam zaten peşimizde. Cihan konuşursa bu iş bitecek. Ya Cihan ölecek ya da biz. Tırıvırıyı kes de bu durumu anlardık. Cihan nasıl? Var mı bir gelişme? Aynı Baran Bey. Ama doktorlar bir olsun boş bırakmıyorlar. Biri giriyor, biri çıkıyor. Devamlı ilgileniyorlar. Babaannem onun burada olduğunu bilmeyecek. Yoksa kim yaptı demem hepinizi yakarım. Sen burada bekleyeceksin. Cihan'a geldim abiciğim. Aç gözlerini. Aç da söyle bana. Seni kim bu hale getirdi? Söyle de dünyasını başını yıkayım. Cihan. Cihan. Baba. Annemin emanetisin. Seni kaybedemem. Yaşayacaksın koçum sen. Anlıyor musun? Yaşayacaksın. Gece. Gece. Karanlık. Gece. Sakın. Gel. Gel. Tamam. Evet. Çok, çok, çok. Tamam Cihan'ım. Çık.
Durumu nasıl? Ben başhekimin odasına gidiyorum. Sen burada kalacaksın. Hayır. Ben de geleceğim. Durumunu öğrenmek istiyorum. Yok hiçbir şey ya. Ne olay hakkında bir yorum, ne de bir fotoğraf. Kızın tek bir video paylaşmış. Ali hayatını ne kurtarmış. Kız bulmuş Ali'yi. Adı da Zümrüt'müş. Tülay haklı olabilir. Alo Bilge. Benim Mine. Selam Mine. Ne haber? İyiyim. Ya bir konu var da bilsen bilsen sen bilirsin diye sana sormak istedim. Sor, dinliyorum. Ali kayboldu biliyorsun. Evet, haberim var. Bir arkadaşım geldi. İnternette bir videoda Ali'yi gördüğünü söyledi. Zümrüt adında bir kız bulmuş onu. Ali kaza geçirmiş. Hafızasını kaybetmiş. Ama görüntüler sonradan silinmiş. Kim neden sildi bilmiyoruz. Bu videoya ulaşabilir miyiz? Bazı yöntemler var bunun için. Bir deneyip bakayım. Bir şeyler bulursam haber veririm. Çok sağ ol Bilge. Çok sağ ol. Ay şükür kavuşturana. Yenge ama görmen lazımdı. Annemin sözleşmeyi bir fırlatışı var kadının önüne. Burnumuzdan getirdi. O kadar da havamız olsun değil mi? Hakkındır mamacığım, hakkındır. Kız Zümrüt, gördün mü? Bir yarım mosmor olduk. Düşüp bayılmadığına şükür. Ama daha beter olsun. Onun gibilere müstahak. Hanımlar, acaba dedikoduyu kesip bir işin ucundan mı tutsak diyorum. Ay iki dakika keyfini çıkarmayalım mı Seyit? Dedikodu yapmak bize yakışmaz hanım. Hem dükkan onların dükkanı. Arkadan laf söylemeye gerek yok. Biz işimize ekmeğimize bakalım. Bak yeni bir iş aldık. Daha dünya kadar yemek yapmamız lazım. Hadi. Haklısın baban. E hadi madem. Lan tam gitti kurtulduk derken gene yapıştık çene. Ama buna bir dur demenin vakti geldi.
Derya Hanım, siz burada... Çabuk işini bitir, sonra da benim odama geç. Bir havlu bırak. Ben söylemesem hiç kontrol ettiğiniz bile yok. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Ne arıyordu ki Baran Bey'in odasında? Hanım anneciğim. Ben de sizin yanınıza geliyordum. Müsaadenizle hastaneye gitmek istiyorum da. Aklım Cihan'da kaldı. Hem Baran'ı da yalnız bırakmamış olurum. Nasıl istersen kızım. Git o zaman. Tamam. O zaman ben hazırlanıp çıkayım hemen. Sağ olun hanım anne. Doktorun dediklerini duydun. Beklenmedik bir durum yokmuş şimdilik. Kötüye de gitmiyormuş Cihan'ın durumu. İyiye de gidiyor demedi. Değil mi? Buram da hissediyorum. İyi olacak. Sen de buna inan lütfen. İyi olacak, uyanacak. Ve sonra da her şey ortaya çıkacak. Dua et öyle olsun. Çok yoruldum değil mi? Al sana koydum. Sağ ol. Keşke bütün yorgunluklar böyle olsa. Baksana herkesin morali bozulmuştu. Ama şimdi yeniden umutlandılar. Ya onları böyle gördükçe sanki dünyalar benim oluyor. Ne kadar da rahatladılar değil mi birden? Sayende. Sayemizde. Yok yok. Bu zafer senin. Biliyor musun? Bazen diyorum ki... İyi ki tanışmışız. İyi ki yanımızdasın. Yani sen olmasan dükkan elimizden gidiyordu. Babamla kahrından ölürdü. Babam için yani. Ben burada çok mutluyum. Kim olduğumu da hatırlayabilseydim keşke. O kadar çok merak ediyorum ki geçmişimi. Ali fark ettin mi? Şirkete gittiğimizde çok rahat konuştun o adamla. Belki de sen de o dünyadan birisin. Bilmem ki. Kendi adım bile yabancı geliyor bana. Aslında bir kimlik ya da ismin yazılı olduğu bir kolye falan olsaydı o bile işimize yarardı. Kolye mi? Hı. Ya benim bir işim vardı da onu halletmem gerekiyor. Nereye? Yarım kaldı her şey. Ama seni bulacağım. Sen benimsin. Beni bırakıp gitmiş olamazsın. Çok yakında bulacağım seni. Hissediyorum. Yine odanda mısın? Anne.
İyi misin? Konuşmak ister misin? Yalnız kalmak istiyorum. Senin için endişeleniyorum yine. Benim için endişelenmene gerek yok teyze. İyiyim ben. Üstesinden geleceğim. Peki. Nasıl istersen. Ne zaman ihtiyacın olursa yanındayım biliyorsun. Sağ ol. Ya kusura bakma, ben senin burada olduğunu bilmiyordum. O yüzden de eksik kalmışım. Teşekkür ederim. Ben içmeyeceğim. Ne diyor doktorlar? Ne iyi, ne kötü. Bekliyoruz. Abi iyi olacak inşallah. Onu kaybedersem. Kimin yaptığını bulabildiniz mi? Bir şey olmasın. Cihan! Cihan! Ne oldu kardeşime? Olabilir. Emin misin? Değilim. Zaten emin olsaydım şimdiye kadar bedelini en ağır şekilde ödetmiştim. Hatta babaannem bana bile bırakmazdı. Ama eğer o olmuş olsa neden burada dursun ki? Kaçmaz mı? Bilmiyorum Kerem. Çözemiyorum. Er ya da geç suçlunun ortaya çıkacağını bile bile burada neden duruyor? Çıkmayacak diye mi düşünüyor? Bilmiyorum Kerem. Allah'ım. Ne olur Cihan'ın yardımcısı ol. Orada mı Baran? Durumlar ne? Burada abi. Kapının önüne ayrılmıyor. Dilan'la Kerem'le burada. Tamam. Sen arama oradan. Bekle ben geliyorum. Tamam abi. Cevriyen, iyi misin? Ay. Birden şurama ağrı girdi de. Tamam hadi sen dinlen, ben gerisini hallederim zaten. Bir şey yapmadım ki Cevdet, her şeyi sen yaptın. Elimi bile sürmedim. Sen iki canlısın benim gözümün nuru. Yeter, o kadar iş bile fazla sana. Dur bir Cevdet ya. Deriyi görmeden hemen parçaları sıvama. Belki stresten falan gecikmişimdir. Hem baksana. Bir derdimiz başlıyor, diğeri bitiyor. Biz yine hayal yoralım. Olmaz. O şunu umut etmek istemiyorum Cevdet.
Umut etmeden doğmuyor be aşkım. Orası öyle. Ama insan hayal kırıklığı yaşayınca kaldıramıyor. Ağır geliyor. Ben kaldıramam Cevdet. Biz yine iyi düşünelim, iyi olsun. Hı? Olur. Olsun. Neyse canım. Ben çok iddialendim. Vallahi çarşıya gideceğim. Üst baş bakacağım kendime şöyle. Tamam. Hadi görüşürüz. Hayırdır yenge, iyi misin? Kız, ödümü koperdin ya Hafiye gibi arkamdan. Hı. Özür dilerim. Önemli değil. Ben çarşıya gidiyorum. Vitrin falan bakacağım. Gelecek misin? Ha, yok ya, ben yorgunum. Sen git. İyi. Ali nerede? Bilmiyorum ki. İşim var dedi, çıktı. Hmm, iyi, tamam. Hadi görüşürüz. Arasam mı? Ama yok ya, ne öyle meraklı gibi. Kabahat, düşmanı kapımızdan içeri sokanda. Ben sizi uyardım ana. Bunlar bir kere içimize sızdı mı, artık ne yapacaklarını kim kestirebilir? Al, buyur işte. Gitti aslan gibi evladım. Allah günahlarını affetsin. Cihan, ölmüş gibi konuşma Hasan. Allah korusun anam. Olur mu öyle şey? Benim yeğenim yaşayacak. Ama o yılan mıdır, şeytan mıdır? Bir an evvel bulunmalı. Bunun hesabını vermeli. Yok öyle karabeyleri yılan gibi sokup tüymek. Buna izin vermeyiz. Baran inşallah bu sefer eline yüzüne bulaştırmaz. Baran sonunda o yılanın gerçek yüzünü gördü. Bizden önce o yanında bırakmaz. Tasalanma sen. Baran Beyoğlu, hastane yemeklerini yemenize gönlüm razı gelmedi. Sağlam durmanız lazım. Bunlarla olmaz. Hemen bir şeyler hazırlayıverdim evde. Onları getirmek için geldiydim. İyi yaptın. Görmek istersen Cihan'ı görebilirsin. İstemez miyim? Bir göreyim kuzumu. Anacının emaneti o hepimiz. Kusura bakma oğlum. Dilan'ı bıraktım ama yapmak zorundaydım. Azade Hanım çok öfkeliydi. Öldürecekti kızı. Bir günahı yok onun bu işte oğlum. Ben inanıyorum. Çok iyi niyetli bir kız o. Kimseye zarar dokunacak biri değil. Bir şey yapmadım. Sakın, sakın sen yapmış olma. Ben başhekimin yanına gidiyorum. Thank you.
Ne zamandır şöyle güzel bir keyif kahvesi içmemiştim. Çok şükür, çok şükür, şükürler olsun. Şükür, şükür. Aa, ne gülüyorsun ayol? Senin haline gülüyorum hanım. Üstüme iyilik, sağlık. Fakat helal olsun şu hali ya. Ya iki aylık ciroyu bir günde kazandık ya. Neşen pek yerinde bugün maşallah. Ya dersi kabul et hanım. Haliye haksızlık ettin işte. Nankörlük edecek değilim. Sağ olsun sayesinde cebimiz para gördü, dükkanımızı kurtardık. Ekmek teknemiz yeniden dönmeye başladı. Sağ olsun var olsun. Demek ki neymiş? Kimseye karşı ön yargılı davranmamak gerekiyormuş. Ne yapayım Seyit? Çocuk içimize kadar girdi. Kim olduğu, ailesi, geçmişi hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de huzursuz olayım, ne yapayım elimde değil. Yani evet. O konuda da büsbütün haksız sayılmazsın. Kendim için değil be. Evlatlarım için. Anayım ben. Onların kılına zarar gelsin istemiyorum. Ya ben ister miyim hanım? Ama kabul etmek gerek ki... Vallahi insan her yerde kendini belli ediyor. Bu çocuğun mayasında böyle bir iyilik, güzellik var. Yani Ali'den kimseye kolay kolay zarar gelmez. Onu göreceğiz bakalım. Yok, ben böyle duramayacağım ana. O kız ortalıkta başıboş dolanırken biz burada oturup böyle bekleyemeyiz. Kalk hastaneye gidelim bari. Hasan, zaten beynim dönüyor. Bir de sen dönenip durma. Otur şurada Allah sen. Bir kendimize gelelim, gideriz. Baran zaten orada. Bir durum olursa haber eder. Sen daha iyi bilirsin ana. Ama benim içim yanıyor, içim. Aklıma geldi ki aha burama sanki böyle bir taş basmışlar ana. Ulan benim beceriksiz oğlum. Arada tamam şu iş desene. Yok, beceremedi. Beceremedi salak. Çık lan çık. Uyuyun. Yenge bir şey mi oldu? Ay çocuk. Ay yeni çok hızlı koştu. Uy. Olanlar oldu sen daha uyu. Uy. Ne oldu yenge? Sakin ol. Bir bana su falan bir şey ver hadi. Oy. Tamam anla şimdi ne olduğunu yenge. Atalım Üsküdar'a geçti. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Neyden bahsediyorsun yenge sen? Ali'yi gördüm kuyumcuda. Zümrüt'e yüzü kalmış. Hayırdır, ne oldu? Cevdet abi yok mu? Depoya çıktı. Ali, ne oldu, iyi misin? Yok bir şey. Ben bir elim yüzüm yıkayayım. Doğru mu gördüm ben? Cebinden yüzük kutusu mu çıkardı o? Thank you.
yol bu. Ne oldu? Korktun mu paşa? Kork zaten, kork. Yakalanmamız an meselesi. Hele bir Cihan uyanır da senden bahsedersin, kaçacak delik ararız o zaman. Tabii kaçmaya fırsatımız olursa. Edemem. O fasılları çoktan geçtik. Topun ağzındayız diyorum. Cihan konuşursa bu iş bitecek. Ya Cihan ölecek ya da biz. Tırıvırıyı kesler bu durumu anlar. Kader ablam. İyi mi Cihan? Mışıl mışıl uyur gibi ya. Abla. Yardım et ben de göreyim ne olur. Şişt, baksana be. Kızım. Baran Bey dokunsan patlayacak hadi. Şimdi bir şey yapıp onu daha fazla kızdırmayalım ha. Görsem ne olur ki? Çok aklım kaldı Kader abla. Okudum. Allah'a emanet ettim oğlum. İyi olacak Cihan. İyileşecek. Hele bir gözünü açsın. O esip gürlemeleriniz de bitecek. Her şeyi halledeceksiniz oğlum. Sizin bağınız öyle bir rüzgarla dağılıp kopacak bağ değil. Siz kökünüzden bağlısınız. Yüreğinizden bağlısınız. O yüzden hiç korkma. Her şey eskisinden de iyi olacak. Fırtınalarda güneşin kıymetini anlamak için be oğlum. Ben biraz daraldım da. Sen de hava almış olursun. Çıkalım, sarardım biraz. Thank you.
üstüne çıkmasın yine. Beni duyuyorsan aç gözlerini. Abinin boynunu büküp bırakma. Abin mahvoldu. İyice nefret ediyor artık benden. Herkes benim yaptığımı düşünüyor. Ama sen gerçeği biliyorsun. Biliyorsun. Uyan artık. Uyan da söyle masum olduğunu. Kimisi de mahvettiler. Kaderim senin ağzından çıkacak cümlelere bağlı. Biliyorum. Sevmiyorsun beni. Ama yüreğin temiz senin. Suçsuza suçlu demezsin. Bunu anladım. Uyan da bitsin artık bu kâğıt. Cihan, evet. Buradayım. Yanındayım Cihan. Hı? Yanındayım. Teslim olmayacaksın Orkun'a. Olmayacaksın. Abin de burada. Kapıda bekliyor. Cihan. Cihan. Cihan! Cihan aç gözlerini! Cihan ne olur kendine gel! Cihan bırakma bizi! Ne yaptın sen? Neden yaptın bunu?